Çalışmalarımız genel olarak iki büyük alanda. Bir tanesi yapay kan ve devam etmektedir. Faz çalışmalarını sürdürmekteyiz şu anda. Taş suyunun elde edilmesi ve bunun kanser alanında kullanımı ile ilgili önemli araştırmalarımız var. Bu alanda başka bitkisel kaynaklı kökenli maddeler de kullanmaktayız. Onlardan da çok olumlu sonuçlar aldık. Kanser alanında, kanserin tedavisi için doğal maddeler bunlar. Yan tesirleri hemen hemen yok, sıfıra yakın. Hatta şu ana kadar bir yan tesiri bulamadık. Ancak ve normal hücrelere de zarar vermiyor kullandığımız maddeler. Özellikle taş suyunu Balıkesir Edremit'te çok değerli araştırmacı Faruk Durukan Bey ile beraber çalışıyoruz. Kendisi son 20 yılını bu alanda harcadı. Taştan su elde etmeyi, dünyada ilk kez taştan su elde etmeyi, tabii özelliği olan taşlar bunlar, her taş değil, elde etmeyi başardı ve bu suyu birkaç üniversitede araştırıp çalıştık. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Adapazarı'nda, Sakarya Üniversitesi'nde çalıştık. Ayrıca Anadolu Üniversitesi'nde bir başka alanda çalıştık. Prostat kanseri üzerinde çok etkili bulduk. Çok etkili. Özellikle agresif ilerlemiş prostat kanserinde son derece etkili bulduk. Kanser hücrelerini öldürüyor. Normal hücrelere zarar vermiyor. Ayrıca kanser hücrelerinin damar oluşturmasını ve yayılmasını da önlüyor bu taş suyu. Tabii ki çok önemli bir şey bu. Çünkü biz ülke olarak kanser tedavisi için ilaçlara çok para veriyoruz. 5 milyar dolar yıllık harcama var ülkenin yaptığı. Eğer biz bu taş suyundan birçok kansere tedavi anlamında çare bulursak, inşallah bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Yolak çalışmalarına girdik. Hangi yolla bu hücreleri öldürüyor? Onun detaylarına girdik. Ve tabii ki bu çalışmaların yapılması için de fonlara ihtiyacımız var. Desteğe ihtiyacımız var. Biz kendi imkanlarımızla şu ana kadar belli bir yere getirdik. Ve bu taş suyunu ürettikten sonra da hayvan deneylerinde hayvanların dokularına zarar veren hiçbir madde bulunmadı. Dokulara zarar vermiyor. Bunun yanı sıra antimikrobiyal etkisi var. Yani 1,5 kilogram ürettiğimiz taş suyunun 6 ton lağım suyunu temizlediğini söylesem şaşırmayın. Yani arındırıyor, mikroptan temizliyor ve içilebilir hale getiriyor. Bu çok müthiş bir olay. Çok müthiş bir olay. Bu taş suyunu biz son birkaç yıl önce Yunanistan'a gönderdik yangın söndürmesi için. Yangın söndürücü aynı zamanda. Taş suyuyla yıkanmış çamaşırlar yanmıyor biliyor musunuz? İnanılmaz bir madde. Biz bununla kansere çare bulacağız inşallah çalışmalarımızla. Bir ilacın tedavi amaçlı kullanılması ortalama bir 10 yıl sürüyor. İşte hipotez haline gelmesi, araştırılması, ilaç preparatı haline getirilmesi, hayvanlarda denenmesi, hayvan deneyleri, gönüllü insanlar üzerinde denenmesi, faz çalışmaları diyoruz. 4 faz çalışması var. 10 yıl falan buluyor. Bizim taş suyumuzun şöyle bir özelliği var. Bir maden suyu gibi düşünün bunu. Toksik hiçbir madde yok. Zehirli hiçbir madde yok. Dolayısıyla bizim bu süreci atlamamız çok uzun sürmeyecek. Zannedersem 1 yıl en fazla. Fon alırsak, destek alırsak 1 yıl içerisinde birçok alanda kullanacak hale geleceğiz bu taş suyunu. Ayrıca desteklenmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok çok önemli bir proje bu. Ve çok iddialı bir proje. Sadece ülkemiz için değil, bütün insanlık için. Düşünün, kanseri
Bu maden suyu gibi içtiğiniz bir su yeniyor. İnsan, biz bunu pazarlayabiliriz. Marketlerde satabiliriz. Başka ülkelere satabiliriz. Ülkemiz ekonomik olarak da çok şey kazanacaktır. Ama öncelikle tabii ki bunun sonuçlanması lazım. Bir yıl gibi bir süre içerisinde biz bunu sonuçlandırabileceğimizi düşünüyoruz. Yapay kanla ilgili çalışmalarımız süratle devam ediyor. Tabii bu çok ciddi bir şey. Kan ve kan ürünleri hayat kurtardığı gibi toksik maddeler de taşıyabilir. Olumsuz bir takım süreçlere de girebilir. O yüzden biz çok temkinli gidiyoruz. Büyük oranda bunu başardık. Zaten hayvan çalışmalarını bitirmiştik. Şu anda ondan da tabii ki destek bekliyoruz. Sponsorlarımızla görüşüyoruz. O destekler açıldığı zaman çok hızlı bir şekilde bu faz çalışmalarını tamamlayarak ülkemize, ülkemiz insanlarına, ihtiyacı olan insanlara, insanlığa sunabileceğiz bunu. Gerçekten çok önemli. Şöyle ki eğer biz bunu başarırsak, insanlar araçlarında, evlerinde kan saklayabilecekler. Oda koşullarında kanı saklayabilecekler. Biz gönüllü insanlara geçemedik. Bunun iki nedeni var. Bir, bazı üst çalışmaları henüz tamamlayamadık maddi açıdan dolayı. İkincisi, bu tür şeylere, bu daha zor bence. Sağlık Bakanlığı'ndan böyle bir şey için onay almak için bizim yasalarımızda problem var. Problem var. Bakın, Türkiye'de insanlar ilaç üretemiyor. Şu anda benim 4 tane ilaç çalışmam var şu anda. 4 tane çalışmam var. Ve bu üçü dünyada ilk yapılıyor. İlk kez yapılıyor. Gerçekten çok, inşallah yakında duyarsınız bunu. Bir Mardinli olarak size gurur vermek istiyorum. İnşallah bir fon falan da olursa bununla ilgili bir araştırmacı iş adamıyla beraber çalışıyorum. Lütfen affedin. Sizleri kastetmiyorum.